biliyorsunuz bazen genel ürünleri video çekiyorum, bazen çekmiyorum. Bugün de bayağı bir ürün var. İlk defa da tanışacağım bir marka. Sizinle canlı canlı ilk defa deneyeyim dedim. İlk defa derken tırnaklarımı göstereyim hemen. Lord'un makyajını yaptım bundan önce. Bunu çekmeden önce. Orada allığını ve bu kahverengi ojesini kullandım. Hemen şu CD'yi takıyorum. Hızlıca geliyorum. Ve ben burayı keseceğim. Şimdi siz görmeyeceksiniz bile. Işınlanmış olacağım. İçerisinde 702 MB'lık CD ve 702 MB boş gösteriyor. Bu CD ile ne yapmak istersiniz, yazmak ister misiniz? Boş bir CD, yanlışlık olmuş, karışmış. CD, evet. CD'nin yazılmadığını şöyle bakarak da görebiliyorsunuz. CD yazılmamış, boş bir CD. Canınız sağ olsun, olabilir böyle şeyler. Hemen bundan başlıyorum. Detox Protect Foundation. SPF 15 korumalı fondöteni. Fondöteni pudralı bir fondöten. Yoğun kapatıcı bir fondöten. 05 Honey 5. Şu an belki şuradaki yansımadan dolayı görebilirsiniz. Tamamen kapatıcı ve pürüzsüz gösterdi cildimi ama bir ton koyu. Bu allıkla ilgili argan yağı varmış içerisinde. Tüm gün bakım sağlarken cildi kurutmaz. Bunların hiçbiri paraben içermiyormuş. Allığı şöyle çok güzel bir ambalajı var. Ürünlerin ambalajları çok güzel. Şöyle tırnağınızla açılıyor. Ben tırnağımı ojemi bozmak için biraz zorlandım. Böyle bir hareket eden bir pudranın bulunduğu bölüm var. Bu ayrılıyor ve altından böyle seyahatlerinizde fırça taşımamak için, allığınızı yanınızda taşımanız için küçük bir fırça var. Üzerine not yazıyor. Yakından gösterelim. Şimdi diğerine geçebiliriz. 02 Vintage Pink Terracotta Blusher. Böyle büyük 9 gramlık bir kutu. Bunu açıyorum. Ve şöyle ayna ile beraber bir bronzer çıkıyor. Parlak bir bronzer. Bakalım. Evet, çok güzel ışıltılı bir bronzer. Pembenin üzerine sürüyorum. Bütün yüzümü uyguladım görün diye çünkü yanaklarımda allık vardı. Allığın üzerine sürünce hiçbir şey belli olmadı. Ben de o anda karar verip bütün yüzüme sürdüm. Diğer bir ürün, gösterebileceklerimi burada göstereceğim. Gösteremediklerimi de blogumda görebilirsiniz. Ultra Black Eyeliner. Şöyle bir likit eyeliner gördüğüm kadarıyla, evet, klasik fırçalı ve likit bir eyeliner. Ama tabii bunu denediğimiz zaman gözlerin üzerine bulaşıp bulaşmadığını anlayacağız. Tam siyah eyeliner. Full Coverage Likit Concealer. Sarı ve açık bir renk. Bu 03 Sand rengi benim için açık olsa da kıvamı sanki yoğun gibi. Yani kapatma özelliği de yoğun olacağını gösteriyor bu. Gösteriyorum. Bu bana açık kaldı. Long Wearing Lip Gloss. 08 Sugar Bloom. Şöyle yakından durayım daha. Bu Sugar Bloom. Rengini sevdim gerçekten de. Güzel bir pembe yine. Tam bir şeker pembesi. Bir tane Ultra Volume Mascara var. Bunu daha denemedim. Denediğimde yine blogumda görebilirsiniz. Bu video yayınlanmış olduğunda blogumda da bunların fotoğrafları sebebi.com'da fotoğraflarını görebileceksiniz. Wow dediğim bir renk. Harika bir pembe. Funny Lips. Sanırım rengi Long Wearing Lipstick. Çok beğendim. Uygun bir dudak kalemi bulamadım. Biraz fosforlu bir pembe. Tam fosforlu bir pembe. Yaz için harika bir renk. Çok canlı. Çok sevdim. Bu tırnaklarımdaki kahverengi antik ruj rengi 17. Antik ruj 17 numara. Son olarak şu kaldı sanırım. Bunu da açacağım şimdi. Böyle bir
paket var. İçinde ne var acaba? Şıngır diyorlar. Kalem mi? Kalemler, göz kalemleri. 4 tane göz kalemi var. Şöyle. Biri siyah. Arkaları hepsinin böyle smoky eye yapmak için. Güzelce dağıtmanız için. Çok yumuşak bir kalem. Aşırı yumuşak bir kalem. Ve de fırçasıyla böyle dağılıyor. Hemen yakından göstereceğim. Bu kendi hali. Bu da dağılmış hali. Hatta o yumuşaklığını şu güzel renkte bir daha sizinle burada test edelim. Şöyle. Bakın ne kadar yumuşak. Hiç bastırmadım bile. Tam yorumlarımı www.sevibebi.com'da bulabilirsiniz. Denemiş olacağım hepsini. Ondan sonra gerçek ve objektif yorumlarımı oradan görebilirsiniz. Ben şu anda Not markasından gelen ürünleri sizlerle paylaşmış oldum. Yeniden görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Fondöten müthiş derecede, inanılmaz beğendim. Fondöteni gerçekten çok beğendim. O yüzden bu düzeltme videosunu çekiyorum zaten. Bloğumda ayrıca belirteceğim. Fakat kuru ciltler sevmeyebilir. Çünkü alnımı kaldırdığımda böyle, az önce bir takım çeşitli mimikler yaptım böyle fotoğraf çekimi için. Aa işte Not'tan ürün gelmiş, ooo acaba içine ne var gibi. Kaşlarımı kaldırdım. Kaşlarımı kaldırdığımda benim zaten burada böyle bir mimik çizgisi, kırışıklıklarım var. Bunlar çizgi yaptı. Yakından gösteriyorum. Görüyor musunuz? Işıktan çok belli olmayabilir. Onlar çizgi yaptı. Ama onun dışında yani yağlı ciltler bunu zaten çok sevebilir. Çünkü hakikaten pütür pütür durmayan fakat aynı Studio Fix Fluid gibi çok güzel, yüksek kapatıcılığı olan bütün lekelerimi her şeyini kapattı. Bayıldım yani. Zaten concealer'ını birilerinin kullandığına dair az önce notification'lar geldi. Paylaşmıştım Instagram'dan falan. Oralardan duyurular geldi. Eyeliner'ı ve concealer'la ilgili. Full coverage concealer. Likit kıvamda bir concealer. Rengi burada gözüken çok açık renk. Aslında ben açık renk sevmiyorum. Çünkü morlukları tam kapatmıyor. Fakat tam prolong wear, Macintosh prolong wear gibi aydınlık verdi gözlerimin altına ve morluklarımı bu derecede kapattı. Fondötenin üzerine sürdüm yalnız. Önce altına fondöten sürdüm, üzerine bunu sürdüm. Yakından göstereceğim şimdi. Concealer'ın kapatıcılığı da mükemmel. Burada gördüğünüz gibi normalde bir ton açık benim cildimden. Ben normalde morluklarımı daha iyi kapatsın diye koyu renk ama bazen böyle aydınlık durmasından da hoşlandığım zamanlarda çünkü aydınlık durduğunda eğer ışığı güzel yansıtan bir concealer'sa çok daha fresh gözüküyor. O yüzden prolong wear kullanıyordum ben. Fakat bunu da prolong wear gibi kullanacağım. Beğendim. Bunu da çok beğendim. Liquid concealer uygun fiyat. Gerçi fiyatları hakkında bir fikrim yok. Çünkü gelen CD'yi taktığımda bilgisayarımda çalışmadı. Daha doğrusu boştu CD. Tamamen boştu. Yazılması unutulmuş. O yüzden çok fazla bilgim yok. Ancak concealer kesinlikle denemeye değer. Harika. Ben çok beğendim. Ki benim göz altlarım çok mor olduğu için hiçbir concealer öyle kolay kolay sevmem. İkinci olarak hazır göstermişken şu an gözümde biraz daha yakından göstereyim. Gözümdeki eyeliner çok güzel likit bir eyeliner. Koyu bir siyah. Özellikle kalın sürdüm. Rengini daha iyi görebilin ve dokusunu daha iyi anlayabilin diye. Şöyle bir tık daha yakına giriyorum. Rimmel de aynı rimmel. Fakat hemen söylemem gerekiyor. Zannediyorum eyeliner üzerinde kutunun üzerine ekstra bir şey yazmamasına rağmen eyeliner kalıcı bir eyeliner sürer sürmez donuyor ki kirpiklerime likit olduğu için fırçası biraz kısa ve sapı uzun kirpiklerime değdi sürerken ve eyeliner'ı bitirene kadar onlar orada dondu. Üzerine rimeli sürdüğüm zaman şu an şöyle kaldırırsam gözükecek mi? Rimel topaklaştırdı. Topak topak oldu çünkü alttakiler dondu ve sanki kurumuş rimelin üzerine ikinci bir rimel sürüyor gibi oldu. Bunda öyle bir şey yok. Rimeli de çok beğendim. Bu da yani şu an eyeliner'dan çok belli olmasa da fotoğrafını şurada görebileceksiniz. Ya da şurada.
Şurada herhalde görürsünüz fotoğrafını. Hemen son ilaveyi yapıyorum. Düzeltme değil, ilave. Çünkü bu ruju çok beğenmiştim. Funny Lips. Ve üzerine de bu gloss'u sürdüm. Bu da gloss'lu olan bitişi. Fondötenle ilgili tekrar ilave etmek istediğim bir şey var. Fondöten birazcık böyle elinize gelebilir. Geliyor daha doğrusu bastırdığınızda. Yani telefonunuza vesaireye bulaşma yapabilir. Mutlaka bir transparan pudrayla üzerini bence sabitleyin. Böylece daha uzun süre kalıcı olacaktır. Son ilavem bu Vintage Pink Terracotta Blusher. Diğer videoda yanaklarımda zaten allık olduğu için bütün yüzüme sürmüştüm ve de turp gibi olmuştu. Şimdi bu parlak terakota blusher'ı sürüyorum. Biraz Mineralize Skin Finish'e benziyor ama daha yoğun zannediyorum. Tam olarak Mineralize Skin Finish'e benziyor. Onun daha kalını, o çok daha ince tabii ki. Ürünlerin çoğunu videolarımda kullanacağım. Gerçekten beğendim. Çok güzel yansıma. Bronzer çok güzel bir yansıma yapıyor. Canım bugün bunları sadece çekmek istemişti. Hediye geldi. Güzelce, çok güzel. Böyle ilk defa kullanacağım bir markada olduğu için ve de merak ettim. Övüyorlardı insanlar. Merak ettiğim için çekiyorum. Fakat biliyorum ki böyle şimdi ben her şeye güzel 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 dediğim için hemen aradan böyle işte reklam yapıyorsun diyenler çıkacak. Öyle bir şey yok. Vallahi helal olsun.